hep yeniyorsun beni, böyle olmaz. Evet sayın seyirciler, şimdi spor haberlerine geçiyoruz. Boks camiası çok büyük bir maç için hazırlık yapmaya başladı. En son Yunan rakibi Ratko Bakakis'i nakavtla yenen boksörümüz Fırat Bölükbaşı. Dünya ünlü Alman boksör Thomas Steiger'le yakın zamanda ringe çıkacak. Neslihan abla bak babam. Evet bir tane. Yine kazık bir şampiyon olacak değil mi o? Olacak tabii ki, gel gel, olacak. Olacak. Thomas Steiger boks camiasında Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan WBC'de 9. sırada yer almaktadır. Eğer boksörümüz Steiger karşısında maçı kazanırsa WBC'den davet alması ve dünya ünlü boksörlerle ringe çıkması yüksek ihtimal. Ulan helal olsun Kafkas'ıma da. Vallahi helal olsun. Bak eğer bu Kafkas bu Steiger'i 3. rauntta paket etmezse ben de adımı değiştiririm. Steiger. Ben ne dedim Steiger? Steiger. Steiger. Hayır abi. Steiger. Ya Steiger. Oldu mu? Ya tamam abi, ne bağırıyorsun ya? Hayret bir şey ya. Hayırdır ya? Sen niye böyle durgunsun? Boğaz'daki yanınıza Uganda bandrollü gemi mi çarptı? Su faturasını mı ödeyemediniz? Ya yok be abi. Şu Burak'la maç bayağı ses getirir diye konuşmuştuk Tansel'le. Haberler, röportaj falan. Ama şimdi Fırat abinin Steiger maçı açıklanınca gölgede kaldı bizim maç. Ya. Ne oldu? Ya dur ya, bırak. Ya Kadir abi ne oldu, bir söyler misin? Ya oğlum, ben de senin maç için bütün hayranların için böyle bir tane koruma ordusu ayarlamıştım. Paralarını da peşin verdi, şimdi çocuklar ekmeğinden olacak ya. Abi. Ne abi ya? Ya şu Burak'la ıvırla zıvırla olacak iş değil bu. Ya benim ciddi biriyle ciddi bir maç yapmam lazım ciddiye alınmak için. Dalga geçme o yüzden. Oğlum dalga geçmiyorum, ciddiyim ya. Ne yapsak acaba ya? Dur ben bir Zafer Hoca'yı bir arayayım. Diyeyim ki sen hayırdır la? He? Burada benim boksörüm dururken sen Kafkas'ı nasıl maça çıkartırsın ya diyeyim. Zafer Hocam benden çekinir. Sen bilmezsin. Bayağı çekinir benden. O da şimdi tabii Kafkas'a bunu söyler. E Kafkas da durur mu? Der ki ya Kadon'un boksörü dururken benim o maçta ne işim var der. Hemen menajerlere haber verirler, maça sen çıkarsın. Steiger'i iki rauntta indirirsin. Ondan sonra menajerler bunu görünce vay adama bak ya. Şunu diğer maça çıkartarım derler. Oradan gider McWard'ı güzel bir pataklarsın. E oradan da gideriz artık elimiz değmişken. Şu Cruz'u da 3 roundda güzel bir paket ederiz. Kemeri alırsın. Ondan sonra da kızımızı almayıp Los Angeles'a gidip Mike Tyson'ın ağzını, burnunu... Abi gözünü seveyim ya. Öyle mi diyorum ben şimdi sana? Sen ne diyorsun oğlum? Sen saçmalıyorsun ya. Ya ben de biliyorum, daha kariyerimin başındayım. Ama sabrım yok işte. Sabır yoksa... Zafer de yok. Zafer Hoca değil ama. Ya inanılmaz şeyler ya. Bak ne diyeceğim. Önce sen şu Kafkas'ın yürüdüğü yollardan bir yürü. Ondan sonra parası da, şanı da, şöhreti de, ünü de hepsi ayağına gelecek. Tabii onlar geldiği zaman sen köşendeki Kadı abini unutursun. Ben seni kenara atarım bu Kadı abi. Ben seni biliyorum ya. Ya vallahi unutmam. Bırak. Hem biz o köşede beraber olacağız Kadir abi sen. Vallahi mi lan? Vallahi. Sonuna kadar be. Sonuna kadar abi. Bak keyfim yerine geldi. Ahmet, bana bir çay. Türeme türe Kafkas'a da bir kivi. Ya abi ne kivisi ya? Seviyorsun oğlum sen kivi. Abi ben kivi mivi sevmiyorum ya. Fotoğraf çekimine gideceğiz. İyi midir? Evet. Evet abi, güzel. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ya ters giyiyorsun, mal. Nasıl? Çok yakışıklı. Abi yapma şunu ya. Ya abi maça çıkacağım. Niye şu enerjimi düşürüp duruyorsun ya? Düşmesin oğlum enerjin. Hayret bir şey. Bana hep bak. Böyle yapıyorsun Kadir abi ya. Bana bak. Hayret bir şey ya. Şu bozu adam gibiler. Geçen sefer gibi olmasın. Tamam mı? Sağlam dur şöyle. Fotoğraf önemli. Hadi bakayım. Kerem seni de şöyle alayım. Geliyorum. Geliyor.
Önce ikili fotoğraflarınızı alacağım, sonra senin teklerini alırız, tamam mı? Hocam, şöyle alttan çekelim ya. Böyle daha güzel olur. Merhaba, ben Kenan. Biliyorum, tanıyorum seni. Ben de seni. Aslında Şeref'le maça çıkmadan önce seni tanımıyordum bile. Alttan biraz daha. Daha çok babanı bilirim. Belki sen de benim babamı tanırsın. Salim Kurtoğlu. Babanın rakibiydi. Evet, 50 kere izledim o maçı. 7 Ocak 2008 Berlin. Bütün detayları hatırladığına göre babanın o gün hakem yardımıyla da maçı kazandığını da biliyorsundur Kerem. Ha? Evet, hakeme birinin yardım ettiğini hatırlıyorum. Ama babama değil, babana yardım etti. Çünkü 2 kere knockdown olan senin babandı. Özer soyadından Kurtoğlu soy ismini alacağı var Kerem. Ve bunu ben tahsil edeceğim. Seni hakeme bırakmayacağım. Knockout edeceğim. Piton lakabının hakkını ringde vereceksin. Çünkü yerde sürünmekten ayağa kalkmaya fırsat bulamayacaksın. Face to face alıyorum. Face to face.